bir alandan sınava girecek ve tamamen müfredata bağlı sorular soruyoruz. Geçen sene bunun örneğini gördüler. Bunun için niçin yeniden hangi veli ekstra bir maliyet ödemek, ekstra çocuğunun bir zaman harcasın ve kendi evinden, okulundan uzakta başka mekanlara gitsin ister? Eskiden şöyle deniliyordu. Evet, bu sistem dershaneler kaldırılabilir ama bugün kaldırırsınız. Bu ihtiyaç arkadan geldiği için, ortam hala dışarıdan bu tür beslenmelere ihtiyaç duyduğu için yenileri açılır. Ama bu sınav sistemi diyorum ki yenilerine ihtiyaç doğurmayacaktır. Takriben kaç öğrenci yararlanacak kurstan? Başvurulardan yola çıkarak bazı rakamlar olduğunu söylemiştiniz. Biz örneğin 5 milyon civarında diye bir rakam bulduk. Bu doğru mu? Onu da soralım. Yani en azından ben hani İstanbul için vereyim. Siz Türkiye genelinde onu bilemem ama biz İstanbul'da 2 milyon 600 bin. Ha bir de sadece Erhan Bey şunu söyleyelim. Bu kurslar biliyorsunuz ortaokul, İmam Hatip ortaokulları da dahil ve liselerde bizim destekleme yetiştirme kurslarımız. Okul öncesinde ve ilkokullarda bunun için ayrıca kulüplerimiz var. Çocuk kulüplerimiz var. İlkokuldaki çocuklarımızın bu ve benzeri, orada özellikle de zaten çok akademik bir beklentimiz yok. Çocuklarımızın daha çok ilkokul seviyesinde yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğreniyorlar. O yüzden spor, sanat, kültür alanına ait derslerin daha çok olacağını düşünerek ayrı bir işleyişi var. Bu ortaokul ve liseleri kapsadığı için İstanbul'da 2 milyon 680 bin öğrencimiz var. 125 bin tüm hem kamu hem de özel birlikte söylüyorum. 6 bine yakında kurumumuz var. Şimdi bu bağlamda hani rakamları bilirsek şöyle, ben hemen rakamı veriyorum. Bize gelen ve sadece 2 tane 3 tane ilçeden belki rakamlarımızı güncellememiz gerekiyor. 903.408 öğrenci kurs talebinde bulunmuş bizde İstanbul'da. Şu an itibariyle. Ama bu her gün artabiliyor. Yani belliler henüz haberleri oldu. İşte mektuplar gönderildi. Onlara cevaplar geliyor vesaire. Cevaplar bekleniyor. En çok kurs talebi 178.190 ile matematik dersinden olmuştur. Bunu biraz önce söylediğimiz gibi. En çok matematikte zorlandığımız sonucuna varabiliriz bu durumda. Biraz önce söylediğiniz arkasından İngilizce, Türkçe ve diğerleri geliyor. 3585 kadrolu öğretmenimiz müracaat etmiş ve mesela dün bunlar çok daha azdı. Şimdi daha artarak devam ettiğini görüyoruz. Ve 9136 da ücretli öğretmenimiz ben bu kurslarda görev almak istiyorum demişler. Şimdi bakınız biraz önce biz de konuştuk. Ben temelde de destekliyorum. Öğretmenlerimiz daha fazla ücret almalarını bu kurslardan veya normalde ama okuldaki... Ama maliye var dediniz. Tabii ama neticede bakınız 9130 ücretli öğretmenimiz de evet ben bu kurslardan derse girmek istiyorum, faydalanmak istiyorum demişler. Ciddi bir talep olduğu anlaşılıyor. Bunun için ilçede arkadaşlarımız komisyonlar oluşturuldu. Mesela İstanbul genelinde 19.046 grup dediğimiz kurs açılmış. Yine en çok kursumuz tabii 3042 ile matematik dersinden oldu. Birkaç rakam da paylaşalım, geçelim lütfen, artık. Lütfen. Başka ne var burada? Benim özetleyelim, diğerlerine ayrıntıya girmiş olmayalım. Merak ederseniz yine... En çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu kursların mimarisiyle ilgili. Bir öğrenci okuldan sonra kaç saatini bu işe ayırmak durumunda kalacak, kaç ders alacak, hangi dersleri alacağını seçecek mi, seçmeyecek mi, yoksa okulda olduğu gibi 3 ders matematik, ardından 2 ders Türkçe falan diye mi gidecek? Tamamen öğrencilerimizin, tabii ki onların arkasında velilerimizin talepleri doğrultusunda bir planlama yapılacak. Burada hiçbir ders sınırlandırması yoktur. Ders çizelgesinde bir okulun ortaokullar için, İmam Hatip Ortaokulu veya aynı şekilde liseler için müfredatında ne varsa o müfredatında olan, ders çizelgesinde olan tüm derslerden açılabilecektir. Gündelik olarak 2 saat ile 8 saat arasında da değişiyor. Yani 2 saat ile 8 saat en fazla 8 saat açılabiliyor. Bir günde 2 saatten mesela matematik ise matematik, İngilizce İngilizce 2 saatten fazla kurs verilemeyecek. Yani onu bir bariyer olarak sınırlandırmışız. Mesela açtığınız bir günde 5 saat matematik olmaz. Yani en fazla 2 saat gibi böyle kendi içerisinde işte bir ders saati 40 dakika gibi sınırlandırmalı. Veya öğrenciler okulda evde olduğundan daha çok vakit geçirecek. toplamda. Bir de Erhan abi siz onu biliyorsunuz, isterseniz ona da değinelim. Daha önce bizim 4+4 sürecinde biliyorsunuz daha önceden İstanbul merkezli bir uygulamamız vardı. O da etüt beslenme okullarımız. Çalışan anne babaların basından da biliyorum arkadaşlarımızın çocukları vardı. Onu çok iyi biliyorum.